diyorum ben size. Özellikle de Yıldırım bölgesiyle ilgili çok ciddi saptamalarınız var. Onu bizlerle de paylaşıyorsunuz. Evet, birazcık sizi tanıyalım. Evet, ben 1955 Bulgaristan Kırzeli, Cebel'e bağlı bir köyde doğdum. Hı hı. 13 yaşında Bursa'ya geldik turist olarak. İltica ettik. Ortaokulu, liseyi, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü. Önceki yılda, geçen yıl değil, Yerel Yönetimler Planlama Organizasyon Bölümünü bitirdim. Oo, yeni mezunuz. Evet. Hayırlı olsun. Yani Bursa Belediye Başkanlığı içinde hem belediyecilik yapan hem de bu konuda eğitim alan tek kişiyim. Halen Bursa'da. Onun dışında Demokratik Sol Parti'ye 94 yılından beri tüm görevlerde bulundum. En son görevimizde şu anda milletvekili adayı olarak Bursalıların ve Line TV izleyicileri karşısında bulunuyoruz. Ancak tabii arkadaşım Murat Bey'in söylediklerine katılmakla beraber söylenecek çok şey var. Ancak program akışı içinde bunları değerlendiririz. İngilizce ve Bulgarca biliyorum yeterince. Balkan ülkeleri Kardeş Şehirler Birliği'nin daha sonra Güneydoğu Avrupa Kentler Kurulu'nun kurucu üyelerinden biriyim Sayın Bülensel adına. Değişik ülkelerde özellikle Balkanlarda görevlerde bulundum. Büyükşehir adına. Ama onun dışında tabii ki Burulaş, Bursa'da ile ilgili birçok çalışmalara imza attık Bülensel'le beraber. Bütçe komisyonunda olsun. Burulaş'ın yönetiminde de çalıştım. Tabii bu SUKİ'de de çalışmalarımız oldu. Genel kurul üyesi olarak ayrıca su komisyonunda da görev yapmıştım. Tüm diğer parti üyeleriyle beraber bir tatildeyken seçmişler bu görevi mecliste. Yani çok çalışını, çok görev yüklerini arkadaşlarımız maalesef büyük bir beceriyle yerine getiriyorlar. Biz de yapıyoruz. Görev görevdir. Zaten o zaman bu görev su bu kadar pahalı mıydı? Efendim? O zaman da su fiyatları bu kadar pahalı mıydı Bursa'da? Değildi. Onu şöyle söyleyebilirim hemen. O günkü su fiyatımız 1 lira 15 kuruştu. Şu anda vergisiyle beraber 5 lira metreküpü. 10 metreküpten sonra 8 lira. Evet. Gayet sağlıklı ve kesin bilgiyi de almış olduk böylece. Teşekkürler. Evet, şimdi sizin de ikinci kez değil mi adaylığınız? Hayır, ben Osman Gazi Belediye Başkanı adayı oldum. İlk defa, tamam, bu yıl da ilk doğru. defa. İlk defa milletvekili yanına çıkmış. Aday olduk. Size de hayırlı olsun teşekkür diyelim. Ediyoruz. Genel merkezimiz her ne kadar yani arkadaşlarımızın bizde 22-24 civarında müracaat vardı. Ve tabii ki 18 kişilik bir şeyimiz var Bursa için. Evet. Onları değerlendirdik. Ama birkaç arkadaşımız da AKP'nin öfkesine işçi olanlar özellikle Bursa'dan aday olamadılar. Onları başka şehirden aday yaptık, onu da belirtmek isterim. Nasıl yani? İşte atılma tehdidi korkusuyla hem patronları tarafından hem kendisinin listede duyulması karşılığında bu tehdit ve korkudan dolayı iki arkadaşımız başka şehirlerden aday oldular. Özel tüm partilerde böyle mi? Bunu araştırdım. CHP'de, MHP'de, Saadet Partisi'nde olsun. İşverenlerin de hükümetten korkuyor, baskıdan, tehditten. Hem de işçi arkadaşın kendi işlerindeki böyle bir muhalefet partisine aday olmayı partisini sevdiği halde Bursa'ya hizmet etmek için bu aşk içinde sevda var. Ama bunu yapamadığı için başka şehirlerden maalesef üzülerek iki arkadaşımız. Alabildiler. Evet. Hayatın içinde her şey var. Evet Murat Bey, siz tabii çok deneyimli bir aday olarak hem belediye başkanlığında hem milletvekili adaylığında sahada çok fazla varsınız gerçekten. Evet. Yani hem basın mensuplarına olan ziyaretlerinizde hem köylerde hem ilçelerde gerçekten çok yoğun bir tempo içerisindesiniz. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Rahmetli Bülent Ecevit Türkiye siyasetinde gerçekten iyi izler bırakmış. Sağcı solcu pek çok insanın sevdiği, saydığı bir isimdi. İktidarı yaşamış bir siyasi partiydi. Şimdi o günlerden bugünlere şu an Demokratik Sol Parti'nin yüzdesi ne kadar? 0.36, birin altında. Birin altındasınız. Şimdi tabii zoru başarmaya çalışıyorsunuz aslında her ikiniz de parti olarak da. Mansur Bey'in de kulaklarını çınlatmış evet. olalım buradan. Selamlarımızı iletelim. Nasıl karşılıyor halk sizi? Evet. Kale alıyorlar mı yani işin evet. Türkçesi? Kale alıyorlar mı noktasında halkın kendisiyiz biz zaten. Halkın içinden çıkan insanlarız. Ve hiçbir Demokratik Sol Parti'nin kimseye ve hiçbir gruba diyet borcu yoktur. Bütün mücadelesini partili arkadaşlarımız menfaatleri ülke menfaatlerinin gerisinde kalan insanlardan oluşmuştur. Doğru insanların, dürüst insanların partisidir Demokratik Sol Parti. Doğruları söyleyen insanların partisidir. Ve halkın yararına, ülkenin yararına olan her şeyin altında Demokratik Solcuların imzası olur. Onun dışında hiçbir arkadaşımız hiçbir işte, hiçbir kötü bir alanda görmeniz mümkün değildir. Çünkü Demokratik Sol Parti'nin kendi içerisindeki süzgeci bu tür insanların parti bünyesine sızmasını engeller.
konuşmama başlarken şöyle bir ifade kullanmıştım. Öğretilmiş çaresizlik algı yönetilmesi diye. İşte bu tam bu noktada 2002'den beri ülkemizde biliyorsunuz bir iktidar var. 13 senedir ülkemizi yönetiyor ve her seçim vakti yaklaştığımızda da gerek bazı yayın organlarında gerek toplumun nabzını tuttuğunu ifade eden bazı kuruluşlarda ve bazı siyasi partilerin önde gelen insanların söylemlerinde hep şunu görürüz. Aman oyları bölmeyin, aman istikrar bozulmasın, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın. Geldiğimiz şu nokta itibariyle o kadar acı bir tablo içerisindeyiz ki bunun böyle olmamasını isteyenler, bunun şöyle olması gerektiği noktasında toplumun algısını yönlendirmeye çalışanlar yurttaşlarımız önüne bir öğretilmiş çaresizlik koydular. Biz Demokratik Sol Parti olarak bu seçimlerde bu öğretilmiş çaresizliği yıkacağız. Gittiğimiz her yerde ilgiyle karşılanıyoruz. Her tarafta vatandaşlarımız bizleri bağrına basıyor. Daha dün itibariyle Bursa'mızın bir köyünde start verdiğimizde, Sultaniye Köyü'nde insanların gözlerindeki ateşi zaten gördük. Ve bu ateşi bu seçimlerde canlı bir alev haline dönüştürmek için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakın biz ülkeyi teslim ettiğimizde hangi durumdaydı? Birazdan arkadaşım belki verilerle sizlere de bir takım şeyler anlatır ama şunları söylemeden geçemeyeceğim. Ekonominin E'si kalmadı. Dış ilişkilerin D'si kalmadı. Hak ve özgürlüklerin H'si kalmadı. İç güvenliğin iyisi kalmadı. Aklınıza ne geliyorsa hukukun H'si kalmadı. Tüm bunların olduğu bir tablo var şu an ülkemizde. Ve bu tablodan Türkiye'yi çıkartabilecek tek bir kurum var. Devrimci yapısıyla, halkçı yapısıyla Demokratik Sol Parti'dir. Çünkü Demokratik Sol Parti tamamen halkın ta kendisini yansıtmaktadır. Biz politikalarımızı oluştururken toplumdan gelen duygular, düşünceler, örf, gelenek ve anneanneler, buralardan aldığımız bilgilerle genel merkezdeki ilgili kurullarımızda politikalarımızı oluşturuyoruz ve ülke insanımıza hizmet için varız. Bu noktada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Artık takke düştü. Ortaya çıkan görüntü gerçekten korkunç. İnsanlarımızı kandırmayı bıraksınlar. Halkı bunca yıldır aldattılar. Halkı bunca yıldır kandırdılar. Artık kandırmasınlar. 12 senedir, 13 senedir parlamentoda 3 parti var. Bir de terör örgütünün yasal temsilcisi konumunda olan insanlar var. Ben merak ediyorum kim mutlu hayatında? Ben de toplumda bir küçük esnaf olarak yaşamını sürdüren bir insanım. Emekli mutlu mu? Esnaf mutlu mu? Ev hanımı mutlu mu? Kim mutlu? Kimse mutlu değil. Ama Demokratik Sol Parti'nin ülke yönetiminde olacağı günlerde her türlü tedbirimizi, her türlü düşüncelerimizi hayata geçirecek çalışmalarımızı yaptık. Biz hazırız. Ve önce solun birinci partisi olmak için yola çıktık ama ülkenin direksiyonunda olmak zorunda Demokratik Solcular. Türk siyasetine nezaketi getiren biziz. Türk siyasetinde doğruluğu, dürüstlüğü getiren biziz. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit denildiği zaman herkes saygıyla anıyor. Bugün Genel Başkanımız Sayın Doktor Masum Türker önderliğinde arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ekonomiyle ilgili, dış gelişmelerle ilgili, iç olaylarla ilgili bazı şeyleri de tabii vaktimiz yettiği ortamda söylemek istiyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti son 12 yıl içerisinde dış politikada ne hale geldi? Oysa kurulduğumuz günden beri kurucu iradeden bugüne AKP'nin Türkiye yönetimine geçtiği güne kadar devletimizin bir takım kırmızı çizgileri vardı. Dış ilişkiler noktasında nedir dış ilişkiler? Dış ilişki dediğiniz zaman layık bir politikanız olmak zorunda. Dış ilişki dediğinizde Atatürk'ün yurtta sulh çağında sulh ilkesini benimseyen bir duruşunuz olmak zorunda. Ülke menfaatlerini kollayan bir politikanız olmak zorunda. Ama gelin görün ki bunların hiçbir tanesi gerçekleşmiyor. Ama bu saydıklarımı gerçekleştirecek tek bir parti var. Demokratik Sol Parti, bölge merkezli Atatürkçü dış politikayı uygulayabilecek, laik dış politikayı uygulayabilecek, böyle mezhepsel bir takım etnik ayrışmaların olmayacağı bir politikayı uygulayabilecek duruşu olan tek parti Demokratik Sol Parti'dir. Biz o yüzden ulusal onur için, ulusal duruşun yapılabileceği ve sergilenebileceği kadrolara tüm yurttaşlarımızı destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye eskiden rol modeldi. Orta Doğu'daki bütün ülkelerin örnek aldığı bir modeldi.
Herkesle güzel ilişkiler içerisindeydik. Hiç sorunumuz yoktu. Sıfır sorunlu bir dış politika izliyorduk. Ama gelin görün ki maalesef, üzülerek söylüyorum, sorunumuzun olmadığı hiçbir yer kalmadı. Hiçbir ülke kalmadı. Ve Türkiye gittikçe dış dünyada itibar kaybetti ve yalnızlaştı. Bırakın sorun çözen, ara bulucu noktasında rol model olmayı, ne yazık ki çatışmaların tarafı haline geldik. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerekiyor ve bunu da parlamentoda mevcut partilerden beklemek de mümkün değil. O yüzden yenilenmiş yapısıyla, kadrolarıyla Demokratik Sol Parti'nin parlamentoda olması artık bir zorunluluk haline geldi. Anayasamızın teminatı Demokratik Sol Parti. O yüzden yurttaşlarımızın desteğini istiyoruz. Herkes sandığa gittiğinde elini vicdanına koysun. Yaşanan süreci bir görsün, değerlendirmesini ona göre baksın. Bakın, iç politika ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Yine yaşanan süreç içerisinde bir dikey bölünme, bir yatay bölünmeyle karşı karşıya kaldık. Yani ülkemizin bir bölümünde bir terör örgütü yıllardan beri siyasal ve sosyal bir taban bulmak adına birçok terör eylemi gerçekleştiriyor. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Onun yanında diğer bir tehlike de toplumun AKP'nin iktidara geldiği dönemden itibaren inanç sistemi üzerinde, eğitim sistemi üzerinde çeşitli kutuplaşmalara neden olan bir politik anlayışı noktasında bölgesel, yani bugün Türkiye'nin birçok noktasında sınıfsal bir çatışmanın eşiğine geldik. Herkes birbirini ötekileştirmeye başladı. Bu ikisi yan yana geldiğinde zaten sosyolojik anlamda da bölünmeyle karşı karşıya kalırız. O yüzden ulusal birliği sağlayabilecek, Atatürk milliyetçiliğinde duruş gösterebilecek ve vatan milliyetçiliği olarak biz bunu ifade ediyoruz, bir felsefeye ihtiyaç var. O da Demokratik Sol felsefe. Ben burada bunu şeyle bağlamak isterim, bir örneklendirmeyle, bir tekerlemeyle. Hani Rüzgar'la Onur karşılaşmışlar bir gün bir yerde. Rüzgar demiş ki, ben eserim, işte yakarım, yıkarım, fırtına, koz, bulut falan. Herkes beni tanır. Onur da demiş ki, ben bir gidersem bir daha geri gelmem. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal onurunu, ulusal duruşunu sağlayabilecek bütün kadrolar Demokratik Sol Parti'de vardır. Biz demokratik solcular olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 2002'de iktidarı teslim etmeden önceki süreci insanlar hatırlarlarsa, Demokratik Sol Parti'nin partisel geleceğini bir kenara bırakarak ülkeyle ilgili ne kadar ciddi kararlara imza attığını Irak'tan başlayan süreç içerisinde hep birlikte üzülerek izledik ve yaşadık. İç politikadan sonra ekonomiyle de ilgili bir kısa değerlendirme yapmak isterim. Bakın, ekonomi yine o dönemlerde büyüme hızının %9'larda olduğu bir tabloydu. Ama bugün gelin ki görün ki 2014'te %3, şimdi 2015 itibariyle %2'ye gelecek bir büyüme var. Böyle bir büyümede Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve ekonomisini sürdürmesi mümkün değil. Her şeyi, bütün öz kaynaklarımızı satarak, borçlanarak devam ediyoruz. Katar ve Bahreyn üzerinden sıcak para girişleri var. Bu sıcak para Türkiye'de faizi alıyor, götürüyor. Ve insanlarımız fakirleşiyor, hepimiz fakirleşiyoruz. Bunun bedelini bizler, çocuklarımız ve gelecek kuşaklar ödeyecek. O yüzden ekonomik göstergelerin de değişebilmesi için milli bir duruşa ihtiyaç var. Karma ekonomiye ihtiyaç var. İnsanlarımızın hayatını canlandıracak, renklendirecek bir ekonomik modelin hayata geçmesi gerekiyor. Bunu da başarabilecek kadrolar Demokratik Sol Parti'de var. Ben de bir ekonomistim, Sayın Genel Başkanımız da bir ekonomist. Partimizin içerisinde konusunda uzman herkes var. İşçisinden, memurundan, köylüsünden, profesöründen ne ararsanız Türk insanını yansıtıyor Demokratik Sol Parti kadroları. Ve ciddi bir çalışmanın içerisinde biz insanlarımızın karşısına çıktık. Şunları da bazı tespitleri yaparken asla da tespit noktasından ileri bir şey söylemeyen insanlar değiliz. Yapacaklarımızı da ifade ediyoruz. Bakın, az önce konuşmalarımın içerisinde hep karşılıklı bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Bugün toplumun büyük bir kesimi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin karşılığının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaşam şartlarının ne olduğunu biliyoruz. Pazara giden insanlarız, çarşıda alışveriş yapan insanlarız. Bundan 3 ay önce aldığımız filenin bugün yarısını dolduramıyoruz harcadığımız paralarla. Ben telaffuz bile etmek istemiyorum, utanıyorum. Böyle bir tabloyu Türk insanının karşısına getirdikleri için.
Oysa yapılması gerekenler çok kolay. Harcamalarınızı kısacaksınız. Milli bir kamu maliyesini oluşturacaksınız. Asgari ücreti 2000 liraya çıkartacaksınız. Emekli maaşlarını yükselteceksiniz. Herkes yaşlanıyor. Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin. Yaşlısına sahip çıkamayan bir toplum geleceğini nasıl şekillendirecek? Bütün gençler yarının yaşlı adayı. Hepimiz yaşlı adayız. Emekli maaşlarına bakıyorsunuz. Gerçekten geçinmek mümkün değil. Biz iktidara geldiğimizde 7 Haziran sabahı emekli maaşlarının da en düşüğünü 2600 lira yapacağız. Bazıları diyebilirler ya arkadaş nereden yapacaksınız? Evet 2600 hepsi, iyi bir rakam. Hepsi bütçede var bunun. Siz yeter ki ulusal bir kamu maliyesi izleyin. Piyasaya vermiş olduğunuz para zaten bütün ekonomistler bilir. Piyasada 6 kere 7 kere dönüşüm yaptığı zaman tekrar geri döner. Her taraf canlanır. Esnaf da canlanır. Küçük esnaf da canlanır. Ki bitme noktasında bugün bakın esnaf odalarının kayıtlarına 1,5 milyon dükkan neredeyse kepenk kapatmış. Sürdürülebilir bir yaşam değil bizimki. Artık doğrultu tutarlılığının ve halkçı politikaların uygulanacağı bir tabloyu Türk insanımızın karşısına getirmek lazım. 2600 lirayı neye göre tespit ettiniz? 2600 lira bugünkü hayat şartları içerisinde inanın çok büyük bir rakam değil. Çok elbette. Daha üstünde rakamlar söylemek gerekir. Çok daha yukarıya çıkartmak gerekir. Bugün ben de bir emekli çocuğuyum. Babamın uzun yıllar devlete hizmet ettiğinden dolayı almış olduğu maaşı biliyorum. Bu insanlar bu maaşlara hak etmeyen insanlar. Bu insanlar 30 sene devlete hizmet etmişler. Bunun karşılığı bu olmamalı. Ya hep çalışıyoruz da hani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 1500 lira vereceğim dediğinde hani nereden bulacaksınız? 2600 lira bayağı yüksek bir rakam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nın herhalde iktidar olmak gibi bir düşüncesi yok. Muhalefette kalmak ve konumunu kollamak dışında bir şey düşünmüyor. Siz açtınız ben ifade edeyim. Türkiye'de iktidarın değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler vardı. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada üzerine düşen görevleri yapmadığına hep birlikte tanık olduk. Siz iktidara adaysanız, eğer bu ülkede başbakanlığı almak istiyorsanız bir ekonomik hükümet programı üzerinde milli durabilen, ulusal durabilen Cumhuriyet Halk Partisi'de, Demokratik Sol Parti'de buna benzer diğer partilerin de bir araya gelebileceği bir platformu hayata geçirmek gerekiyordu. Ama gördük ki yaşanan süreçte bunları anlatmaya gerek yok. Zaman zaman açıklamalarımızda dile getirdik. Mevcut konumunu kollamak ve o konumdan öteye bir şey yapmak arasında olmayan insanların tavır ve davranışları içerisindeyiz. Onu da zaten bizden öğrendiler. Sayın Genel Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Genel Merkezi'ne, Genel Sekreterimizle birlikte yapmış olduğu ziyarette biz bu düşüncelerimizi anlattık. Demek ki o güne kadar başbakan olmayı, iktidar olmayı telaffuz bile etmeyenler ki şu anda da etmiyorlar zaten. Bir şeyler öğretebilmişiz. O yüzden Demokratik Sol Parti'yi takip etsinler. Bizlerden öğrenecekleri çok şey var. Biz halkın yararına olacak, Türkiye'yi kalkınlandıracak, karma ekonomik modeli Türk insanımızın hayatını kolaylaştıracak kadrolarla iktidara hazırız, yürüyoruz. Bu seçim gerçekten ülkemiz için son derece önemli bir viraj. Yokuş aşağı giden bir gemi var, bir kamyon var. Hepimiz içerisindeyiz. Bir değişim gerekiyor ve bu değişimde ulusal onur için ulusal duruş olan Demokratik Solcuları parlamentoya taşımakla gerçekleşecek diyeyim bir... Evet bir es verelim. Sayın Şengül'e biraz söz vermek istiyorum. Evet. Ben tabii şuradan yola çıkmak istiyorum. Şimdi kamuoyunda şu algı var. Herkes diyor ki yani sol partilere oy verecek olan seçmenden bahsediyorum. Neden Demokratik Sol Parti, Vatan Partisi, işte Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında ya da bir oluşum şeklinde tek parti olarak şu an en güçlü çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için belki onun çatısı altında tanımlaması uygulanıyor ama bunu çok sevmediğinizi biliyorum. Tabii ki sizler de özel bir siyasi partisiniz ama bugünkü konjonktür ve şartlar onlardan yana, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana. Hani bölmek yerine Sayın Özbilgen'in dediği gibi onlar bizden öğrendiler. Yani sizin rakibiniz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi değil. Değil tabii ki. Dolayısıyla sokaktaki insan diyor ki niçin birleşmiyorlar? Evet. Şimdi genel merkezimiz, genel başkanımız bu konuda 6 ay öncesinden başlayan bir çalışma evet. yaptılar. Türkiye'de
oy kullanmayan 13 milyondan fazla vatandaşımız var. Bunlar neden oy kullanmıyor diye bir araştırma yapıldı. Yıllar sonra Demokratik Sol Parti bir para karşısında bir araştırma. Yani mevcutları değil. Neden sandığa gitmiyor, neden evet. oy vermiyor? Bunlar üzerinde yapılan araştırmada 2,5 milyonun asla sandığa gitmeyecekleri tespit edildi. 10 milyon vatandaşımızın da bir umut, bir çalışma, sonucunda bir iktidar ya da koalisyon ortamı doğabilecek şekilde Cumhuriyet Halk Partisi solda birlik platformu şeklinde bir çalışma. Hı hı. Yani sandığa gitmeyenlerin de Demokratik Sol Partili, CHP'li, Sosyal Demokrat, Demokrat kişilerin olduğu tespit edildi. AKP'ye oy verenler, Saadet Partisi'ne onların mutlaka sandığa gittiği tespit edildi. Hı hı. Bunların üzerine hareket edilince bu kalan 10 milyonun %60'ının böyle bir birliğe oy vereceği rakamları ortaya çıkarıldı yapılan evet. araştırmada. Diğer 20'sinin de belki, diğer 20'sinin de hiçbir şekilde, pardon, oradakilerin AKP'ye oy verecekleri çıktı yine o 12,5 milyon kişinin 2 milyonun. Evet. Bu şekilde karşı duruşa göre. Ancak bu çalışmayı genel başkanımız, genel sekreterimiz yardımcısıyla birlikte CHP'ye arayarak genel başkanı böyle bir çalışma içinde olduklarını, kendileriyle görüşmek istediklerini ilettiler. Ancak evet. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı da iyi olacağını, böyle bir çalışmaya biz de varız dediler. Ancak iki haftalık bir çalışma sonrasında bizim genel sekreter yardımcımız, onların da ilgi arkadaşları çalışmaları başlattılar. Evet. Bu arada ne olduysa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, yeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ege'de bir şehirde cumartesi, ertesi günü parti meclisi var. Hı hı. Bir sonraki günde başkanlık divan toplantısı olmasına rağmen parti meclisinin görüşünü almadan, başkanlık divanındaki arkadaşlarıyla görüşmeden evet. DSP partiyi kapatarak gelsin diyerek ortaya bir açıklamada bulundu. Bu hiçbir hoş olmayan, yakışmayan bir tavırdı. Bizim oradaki birlikteliğimiz Demokratik Sol Parti böyle bir ittifakın içinde olursa Vatan Partisi de Anadolu Partisi de ÖDP'de var olacaktı. Bunu çok kişi bilmiyor. Ben beis görmüyorum. Vatan Partisi, Anadolu Partisi ÖDP'de bu birlikte bizimle beraber olsaydı gerçekleşecekti. Ancak orada ipleri koparan açıklama bu her şeyi bitirmiş oldu. Çünkü alttaki çalışma yapan arkadaşların bile haberi yoktu böyle biteceğinde. Kopmuş oldu o gün. Hayırlısı olsun dedik. Biz diğerleriyle görüşmelere devam ettik. Evet. Anadolu Partisi de kendi çatısı altında. Şimdi bence yakışmıyor. Üç defa iktidar olmuş, koalisyonlara katılmış bir partinin, hükümet kurmuş, yerel yönetimlerde söz sahibi olmuş bir partinin Anadolu Partisi çatısı altında davet edilerek onları sonra da böyle bir şeye naz ederek çekildiler. ÖDP'de seçmenini ya da üyelerini serbest bıraktı. Çünkü 41 ilde liste verilmeden seçimlere katılamıyor biliyorsun evet. milletvekili seçimine. Bunu tamamlayamadı. Şu anda serbest bıraktı. Vatan Partisi ile onu kesin olarak sonuçlarını öğrenemedi. Murat Bey biliyorsa daha iyi evet. açıklayabilir. Böyle bir gelişmeden sonra biz de Türkiye'nin 85 bölgesinde 550 milletvekili adayımızı çıkartarak listemizi verdik. %10'da eksiklikler, hatalar ya da adli sicillerden dolayı şeyler olursa dün itibariyle tamamlandı. 32 tane bayan arkadaşımız listelerin 1-2 3. sıralı 8 tanesi arkadaşlarımızın 1. sırada evet. bayanlardan 132 civarında bayan var. Yani diğer partiler biz 1.'yiz falan diye sanıyorum ya 1.'yiz ya 2.'yiz. Seçime katılan zaten 31 partiden 11'e liste veremediği için devre dışı kaldılar. Bir tane ittifak var. 20 civarında partimiz var. Yani bu gerçekleşmediği için Demokratik Sol Parti Türkiye'nin her seçim çevresinde kendi üyeleriyle seçime katılıyor. Umuyoruz Demokratik Sol Parti daha önce olduğu gibi sol partiler içinde birinci, sonra da Türkiye'nin birinci partisi olmak için bir hedef koyuyor 2019'a doğru. Ancak bu seçim sürecinde ortamın gergin geçeceği gözüküyor. Hatta ben şunu söylemek istiyorum. PKK'nın 10 bin militanı silahlı Türkiye içinde. 5 bin IŞİD'li militan var. 36 tane canlı bombadan şu anda sadece 4 tanesi bulunabildi. 36 canlı bombayı tespit eden Türkiye'nin istihbarat örgütleri nerede olduklarını bulmaları gerekiyor. Şu andan itibaren Türkiye'de hiçbir muhalefet liderinin can güvenliği, miting güvenliği yok. Ondan dolayı hükümetin, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı'nın acil tedbirler alması gerekiyor. Çünkü Doğu'da ve Güneydoğu'da AKP ile PKK'nın hamisi HDP ile BDP dışında hiçbir parti propaganda yapamıyor. Adayları da meydana çıkıp toplantı yapamıyor. Bizim milletvekili adaylarımızdan bundan önceki seçimde Van'daki ikinci sıra adayımız öldürülmüştü. Üç gün sonra cesedine ulaşabildik. Ve şu anda da ilginçtir. Oradaki bazı illerde
Mesela Van'da örgütümüz var, Diyarbakır'da, ama Diyarbakır'dan değil de yakınındaki bir ilden aday göstermek durumunda kaldık. Ve oraya gitmeden listelerde olacaklar. Bu MHP'de de aynı, CHP'de de, CHP 11 ilde aday olmalı. Kendileri itiraf ettiler. Başka illerden aday taşımak durumunda kalıyoruz. Bu da ülkemizde ne kadar can ve mal güvenliğinin kalmadığını, yani aslında iktidar, irade ve otorite boşluğunun olduğunu, bundan dolayı da umuyoruz demokratik bir ortamda yarış olsun bu seçimler ve sonuçları itibariyle hani muhalefet etmek dünyanın her yerinde var. Muhalefet edeni siz devlet düşmanı, hükümet düşmanı, iktidar düşmanı sayamazsınız ama AKP zihniyeti ülkede muhalefet eden sendikacısını, karşı siyasi partileri, muhalefet partilerini, sokağa çıkan demokratik hakları olan eylem, miting, protesto gösterimlerini bile yasaklama yoluna gidiyor. Dün bir konser yasaklandı. Oraya gitmek isteyenler farklı yönlerde eziyet, işkence gördüler. Ama polisten de bu seçimde iyi bir ders alacak AKP. Bunları unutmasınlar. O insanları 24 saat çalıştırıp 16 saat haklarını vermemek. Dün itibariyle 1450 tane polis kolejlerindeki öğrenciler biliyorsunuz kapatılarak atıldılar. Ellerine birer tasdikname verildi. Bugün itibariyle de Türkiye'de bulunan 2. 3. sınıf emniyet müdürü 1440 taneden 724 adedi önümüzdeki günlerde resen emekli edilecekler. Bakın paralelci diye bu ülkede o ordu mensupları, yargı mensupları, emniyet güçleri Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı, İçişleri Bakanı ve ilgili bakanlıkların imzalarıyla oraya geldi. Hiçbiri paralel yapı dedikleri Fethullah'ın ya da yandaşların imzasıyla getirmediler. Yanıldık dediler. Senin o kadar danışmanın var, müşavirin var, bakanların var, arkadaşların var. Bir başbakan, bir cumhurbaşkanı yanıltılamaz. İstihbarat örgütü de senin. Şimdi de AK Partili bir örgütümüz oldu. O da böyle bir şey. Ama ben müsaade ederseniz biraz da yerlere dönebilir miyiz? Evet, Bursa yoksa ölçeğine bakalım biraz isterseniz. Şimdi bir Demokratik Sol Parti olarak 2002 yılında hükümeti bıraktığımızda tabii yerel yönetimlere 1,5 yıl gibi devam ettik. AK Parti iktidar geldikten sonra 5,5 ay sonra üniversitelerimizden birinde Mayıs 2004'te bir 2003'te bir araştırma yaptırıyor. O günkü nasıl bir Türkiye aldıklarını bunu birçok kişinin bildiğini de zannetmiyorum. Türkiye ortalamasına göre yaşanabilir kentler sıralamasında Bursa'yı biz 5 ve 6. sıralarda teslim etmiştik. 25 tane denek üzerinde. Ancak bugün Bursa'mıza geldiğimizde bu deneklerin ortalamasına bakıyoruz. Ortalaması 26. sıradayız. Yaşanabilir kentler sosyal yaşam düzeyinde. Örneğin ekonomik yaşam endeksinde biz 5. bırakmıştık, 8. olmuştuk. Sosyal yaşam endeksinde 6. bırakmıştık, 10. olmuştuk. Eğitimde 11.ymişik, geçen yıl itibariyle 19. olmuştuk. Ve yine hastane yatak sayısında 16. sırada bırakmıştık Türkiye illeri içinde. 41. sırada mal güvenliği, can güvenliği, emniyet şeyinde de şu anda 57-60. sıralardayız. O günlerde 16. sıralardaymış Bursa. Ama diğer bir taraftan da kültür şehri, marka şehir ya da yaşanabilir kentler diyoruz. Kültürde 37. sıradayız maalesef. Yani Eskişehir 1 ve 2'leri alırken DSP'li belediye 2. dönem, 3. dönemde işte Mersin'de, Bolu'da, Bursa'da, İzmir'de Türkiye'nin o güne kadarki yaşam şartları çok yükseğe çekilmiş. Ama onun dışında da özellikle 2002 ile 2014 sonu itibariyle karşılaştırıldığımızda az önce sudan bahsettik ama sadece su değil. İşsizlik, tarım çalışanı 3 milyon 100 bin tarım işçisi, çiftçi tarımı terk etmiş. 8 milyondan 5 milyon 100 bine inmiş. İşsizlik 7.13 teslim edilmiş, bugün 11. Üniversite mezunları o gün %13'ü işsizken bugün %33'ü işsiz geziyor. 686 bin tane üniversite mezunu, bunlar 300 bini öğretmen. Demokratik Sol Parti programında 100 bin öğretmen hemen işe alınması var. Kişi başı milli gelirde dünya 60. olan bir Türkiye 67. sırayı. Toplam iç ve dış borcumuz o bıraktığımız 15 Kasım günü 221 milyar dolar iken bugün 565 milyar dolar iç dış borcumuz var. Ama kredi kartı borçlarında 5 milyar dolarlık bir kredi kartı borcuyla bıraktığımız Türkiye bugün 335 milyar yani katılım bütçemizin %60'ı gibi bir rakamlı rekora ulaşmış. 2 milyon kişi kredi borçlarını hiç ödeyemez durumdalar.
Büyüme hızımız ilk defa ikilerin altına düşmüş. Biz bıraktığımız sene 7.10'da 8'miş. 2002 Kasım'ın 15'i yıl sonu itibariyle AKP değerlendirmesinde. Doğalgaz 25.10'da 3 kuruşmuş. Bugün 1 lira 11 kuruş. Elektrik 12.10'da 1 kuruşmuş. Yani 12.10 şimdi 38 40 kuruş olmuş. Su, benzin, mazot öyle derken çiftçinin mesela burada en büyük kalemlerde gübre, amonyum 164 liradan 980 liraya %600 artış var. DAP denilen yine gübre cinsimizde 373 liradan 1580 liraya çıkmış. Çiftçimiz nasıl üretsin? Nasıl hayvancılığı yapsın? Yine 164 liralık 20-20 dediğimiz gübre 1150 lira %700 artış var. Ama onların gelirlerinde bir artış yok. Buğday 32 kuruştan 80 kuruşa en yüksek burada gözüküyor. O da şu anda vatandaşlar televizyona çıktığında buğday üretisi 90-95 kuruş olması bizi kurtarıyor diye ifade ediyorlar. Mısır 26 kuruştan 67'ye. Ama böyle devam ederken ben dünya rekorlarımız var bu 10 yıllık dönemde. Mesela kumar ve şans oyunlarında AKP Türkiye dünya ikincisiliğine yükseltmişler. Ne güzel bir rekor kırmıştık diyorum ben. Alkol kullanımında yine dünya ikinciliğine yükselmişik. Nedir? Alkol kullanımı 12 yıl önce 580 milyon litreden şu anda geçen yıl son itibariyle 1 milyar 077 litreye çıkmış alkol kullanımı. İşte böyle iş kazaları dünya üçüncüsü olmuşuk, Avrupa birincisi. İntihar sayısında dünya üçüncüsü. Mutsuz insanlar, az önce mutlu insanlar için bir Türkiye çabası içindeyiz demişti arkadaşımız. O da dünya üçüncüsü, sigara kullanımı dünya dördüncüsü. Bunlar hep rekorlar. Yani AKP döneminde o kadar güzelleştirmek. Sigara içilmesine ciddi yasaklar gelen bir dönem de hiç olmadı galiba. Demokrasi sıralamasında ise 89. sıraya çıkmışık, 17 sıra gerilemişik. Yine kadın haklarında 96. sıradan dünyanın 126. sırasına böyle 30 sıra birden geri atmışık. Basın özgürlüğünde 99. sıradan 154. sıraya, sizleri çok ilgilendiren 55 sıra gerilemişik. Ve tutuklu gazeteci sayısı dünyada toplam 232 iken geçen yıl sonu itibariyle bu yıl 40'a inmiş ve dünya üçüncüsü olmuş. Rüşvet ve yolsuzlukta Avrupa'da birinciliğe terfi etmişik. Altın kupayı burada kazanmışık. Ve kadına şiddette de Avrupa'da birinci olmuşuk. Son kalemde de 12 yıllık enflasyon artışını AKP hükümeti Devlet İstatistik Enstitüsü aracılığıyla 100,6 olarak açıklamış. Burada 50 kalem sıralama var 12 yıllık. Var ama sonuçta ancak %560 artmış fiyatlar. Evet ama 12 yılda aynı siyasi parti iktidarda. Şimdi siz bunları söylüyorsunuz. Evet, rakamlarla ispatlanmış durumda. Evet. Ortada net şeyler var ama 12 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Bu nasıl oluyor? Şimdi, bir çelişki yok mu? Demokratik Sol Parti zamanında ya da Özal döneminden var olan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu diye bir fonumuz var. Hı hı. Bu fonlarının alabildiğince genişletilerek partiye oy verenlere yayılarak hak eden insanlar mesela bir hiç geliri olmayan dul kadına 250 lira değil. 1250 lira niye vermiyorsunuz? Eşinde bir para yok, ailesinden yoksa 1250 lira verilmesi gerekir. Ya da 1000 lira bir asgari ücret. 250 lira. Hı hı. Siz yoksul 65 yaşın üzerinde kocası olmayan, çocukları bakmayan bir kadına 147 lira verildiğini biliyor musunuz? Niye 750 lira 800 lira bir asgari ücret vermiyorsunuz, yani hak etmiyorlar mı? Ama bizim bıraktığımızda 2 milyon biraz altında 1 milyon 900 kusur sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan yardım alırken işte kömürdür, yakacaktır, ilaçtır, ameliyat vesaire karşılanırken bugün 7 milyona ulaşmış. Türkiye'de gerçekten 7 milyona ihtiyaç var ama bunların yarısından fazlası parti üyeleri ve oy verenler. Bu şekilde yani yardım yapılacaksa hak edenlere yapılmalı fazlasıyla. Mesela bir doğalgazda Bursa'da zehirli kömür dağıtılarak insanlar öldürülüyor. Ama doğalgazları Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında parasız ya da hattı varsa evinde şebekesi ona ücretsiz verilmesi gerekiyor kömür yerine. Ve insan ölümleri önlenebilir. Ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'ne sorduğumuzda cevap vermiyor. Valide sorduğumuzda cevap vermiyor. Hastaneler şeyine sorduk cevap vermiyor. Bu kadar duyarsız kamu kurumu da olmaz. Açıkça öldürüyorsa öldürüyor deyin, öldürmüyorsa öldürmüyor deyin. Yani bunlar bilgi edinme kanunu da ihlal ediyorlar. Mesela şu anda gündemde Bursa'da ilgili Sağlık Bakanı'nda aday şehir hastaneleriyle ilgili geçen yıldan beri soru soruyorum. Şu anda yeni geldi Bursa'ya, Bursa aday olduğu için şehir hastanelerine bu şartlarda yapılacak mı diye bir soru soruyoruz. Bakandan bir cevap yok. Çünkü şehir hastaneleri Türkiye'nin kendi öz sermayesi parasıyla yapılmayacak.
yabancılara yaptırılacak. Hastanelerimizin altında deney katları olacak. Orada kimsesiz hastalarımız artık tıp fakültesi öğrenecek kadavrası olarak bir mezarı olmayarak da mesela Uzak Doğu'da, Çin'de, Hindistan'da, Balkan ülkelerinde, eskiden Doğu blokunda yapılıyordu bunlar. Gayet iyi biliyoruz o bölgelerde yaşadığımız hastanede ölenlerin. İç organları boşaltılıp diğerlerine ya da işte alınabilecek durumdayken zorunlu alınırdı. Türkiye'de bugünlere doğru gidiyor. Ve o insanlara yazık olacak. Kimsesiz, gariban dedikleri oraları ilaç üreticilerin de alt katta şehir hastanelerinde kobay merkezleri, deney merkezleri olacak. Bunu hiç kimse açıklama yapamıyor. Geçen yıl başbakanken bugünkü cumhurbaşkanına sorduk. O bile cevap verme lütfunda bulunmadılar. Ama evet, bir insan olarak bu ülkede yaşıyorsak bilgi soruluyorsa bilgilerin verilmesi gerekiyor. Olmayacak diyemiyorlar. Demek ki olacak ki olamayacağını halkın önünde itiraf edemiyorlar. Ancak bunun yanında mesela son Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinde yıl dönümleri oldu. Belediyelerin bazıları bunları genel seçim nedeniyle çok gündeme taşımadılar. Ancak ilkini Yıldırım Belediyesi yaptı. Burada da Yıldırım Belediyesi'nin yaptığı bir konu var ki evlere şenlik. Neden mi? Çünkü 46 milyon eski parayla 46 trilyon liralık ihalenin 19 milyon 600 milyon 19,5 trilyona yaptıklarını, çok büyük tasarruf ettiklerini, medyamızın bir bölümü de bunlara katıldı, aldatıldı. Neden mi? Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra tüm ilçelerimiz Büyükşehir'e bağlandılar. 10 bin metrenin üzerindeki parklar Büyükşehir'e ve 12 metrenin üzerindeki caddelerimizdeki çöpün toplanması, orta refüjlerin sulanması Büyükşehir'e geçti. Ve bunun yanında da Yıldırım'ın o ihalesinde 150 işçi işten çıkartıldı, araç sayısı azaltıldı. Park bahçelerindeki temizlik günleri azaltıldı. Tasarruf yaptıklarını söylüyorlar. Benim yaptığım hesaplara göre belediye şu haliyle 1,5 trilyon lira zarara uğratıyor yeni başkan. Ama eski dosyayla yeni dosyayı verirlerse bu rakamın çok daha büyük yerlere ulaşacağını söylüyorum. Maalesef birinci yılında tasarruf diyerek yaptıkları açıklama işte tasarruf değil. Onun yanında 500 bin lira biliyorsun başkanlık konutu yapıldı yıllarında. Altında da Yıldırım Kriz Merkezi var. Ancak bu bina bu rakama yapılmasına rağmen yeni başkan buradaki eski başkanların ailesine kokusu kalmasın diye 300 bin lira harcayarak halısından, televizyonu, bilgisayarından, buzdolabına, işte kileminden bilmem neyine kadar değişiyor. 300 bin liraya 3 tane fakir vatandaşa daire alınabilirdi. Ve onun dışında evet, çok ilginç olan yandaş dernekleri oraya buraya belediye artık şeker dağıtıyor. Bunu değişik yerlerde de gördük. Aylık Yıldırım Belediyesi'nin şeker pasta harcaması ne kadar acıdır ki 30 bin lira yıllık 12 ayda 3 daire parası kadar bu kadar komik şeylerle tasarruf edilmez. Bir de Büyükşehir için bir şey söylememiz gerekiyor. Marka şehir olmak için, yaşanabilir bir kent olmak için mutlaka yerli üretimlerden faydalanmak gerekiyor. Yerli araçlar, makam araçları, telefonundan iş makinelerine, araçlarına kadar bu imkanları kullanılması gerekiyor. Ve Büyükşehir'de savurganlığı önlemek için de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın BESAŞ ve BURULAŞ bütçesinden bazı hediye işlerine dış ülkeye giderken birileri alıp götürmemesi gerekiyor. Ekmek 15 kuruş ucuzlatılabilir. Bursa'nın elektrikli sistemleri 25 kuruş ucuzlatılabilir yaptığımız hesaplara göre. Evet, biraz genel politikalara geri dönelim evet, isterseniz. Evet. Bizim çalışmalarımızda ayrıca 21. yüzyıl dediğimiz için 21 madde şeklinde çalışmalarımız var. Anayasa demokratikleşme, seçim kanunu, partiler kanunu ve onun dışında da DSF olarak ülke yönetimine talip olarak başlık açılmıştı böyle. Yeni politikalarımız ne olmalıdır? Sürdürülebilir kalkınma, yaşanabilir bir Türkiye. Halkımıza ne vereceğiz? Tarım, hayvancılık, savurganlık ve israf konusu, rant diye üretim ekonomisi, yabancı sermaye, devletleştirme, güvenlik, eğitim, ulaşım ve yollar, su kaynaklarımız, devlet, bilgi toplumu, dış politika, sosyal devlet ve sosyal yaşam, geçmiş yönetimlerden hesap sorulması başlığı altında evet, böyle değerlendirmelerimiz var. Ben şeyi merak ediyorum tabii, yani şu an Demokratik Sol Parti'nin bir genel başkanı var Masum Türker. Ama biz Türk insanı liderleri severiz. Yani rahmetli Bülent Ecevit'le evet, başlayan bir süreçten sonra Masum Bey'le devam ediyor. Bunun handikapını yaşıyor musunuz sahada? Yok. Yani şimdi bütün siyasi partilerin yani, bir lideri var. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bir lider çok kolay yetişmiyor ama Demokratik Sol Parti'nin de genel başkanı Sayın Doktor Masum Türker, Türkiye için proje üreten, Türk insanı için düşünen
ve çözüm önerileriyle halkın karşısına çıkan bir insan. Az önce konuşmalarda şu geçti, 12 senedir işte bu iktidar değişmiyor veya parlamentoda değişmiyor gibi düşüncelerle siz bir soru sordunuz. Bunun nedeni şu, çok net ve açık bir şekilde biz Demokratik Sol Partililer birçok yayın organında kendimizi ifade etme şansı maalesef bulamıyoruz. Önümüzde iki partili bir engelle karşılaşıyoruz. Sadece iktidar partisi değil, ana muhalefet partisi de bizim kendimizi ifade etmesi noktamızda hep engeldir. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasından herkes rahatsız oluyor. O yüzden halka indik. Sokakta ağır ağır bir bir dokuyarak geliyoruz. Ve çok sağlam geliyoruz bundan sonra. Geldiğimiz zaman halk iktidarını kıracağız. Türkiye'de devrimleri yeniden devam ettireceğiz. Bunları yapacak olan kadrolarız biz. Hep şununla karşılaşıyoruz gittiğimiz yerlerde. Zaman zaman size anlatıyorum. Aman bölmeyin. Biz neyi bölüyoruz ki? Bir şey böldüğümüz falan yok. Herkes kendi partisine oyunu versin. Bakın sonuç nasıl çıkacak ortaya. Hep beraber izleyelim. Bölmeyin bölmeyin masallarıyla ülke bölünme noktasına geldi. Artık bunları kimseyi söylemenin, yani hiç kimsenin bunları söylemekle ilgili bir fikri olmaması lazım. Bu zaten demokrasiye saygısızlıktır. Yani nasıl bir mantıktır ki aman oyları bölmeyin şuraya gider, yok şuraya gider. Hangi partinin hanesine yazdırdıysanız oylar oraya gider, başka bir partiye gitmez. Ama bugünkü sistemde %10 barajı olduğu için parlamentoda bazı partilerin milletvekili çıkartmaması noktasında evet sistem bu. Bunu değiştirmeleri gereken insanlar ne yazık ki bunu değiştirmediler. Ama parlamentoda bakıyorsunuz bazı özlük hakları bir araya geldiğinde herkes hemfikir oluyor, anında çıkartabiliyorsunuz. Demek ki yan yana gelebiliyorsunuz bazı konularda. Biz demokratik solcular orada olsaydık bu barajları kaldırırdık. Zaten Demokratik Sol Parti'nin kuramcısı Sayın Ecevit bu konuyu gündeme getirmişti. O gün de destek bulamadık barajların kaldırılmasıyla ilgili. Türk siyasi hayatının önünde, Türk insanının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde bir engeldir bu baraj. Ama mutlaka er ya da geç kaldırılacaktır. HDP şimdi, barajı geçen bir başka yapının geçip geçmemesi noktasında ben bir fikir beyan etmek istemiyorum. HDP'nin barajı geçip geçmemesi bırakın. Yani bir sol parti olarak tanımlanması bile yanlış. Solda bir etnisite olabilir mi? Mümkün değil. Ama bakıyorsunuz siyaseti etnik kimlik üzerinden yapan insanlar nasıl olur da benim Anadolu'mun önünü açacak bir tarz oluşturabilirler. Bu mümkün değil. Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi birbirinin kopyası. Hepsi birbirinin devamı. Birbirinden beslenilip ama bizim Türk insanımızın geleceğine engel oluyorlar. O yüzden ben bu seçimde önemsediğim bir nokta daha var. Bakın seçimin güvenliği noktasında. Çok yaşadığımız, kısa bir süre içerisinde yaşadığımız şeyler. Bir baktık bir gün elektrik kesildi. Türkiye'nin her bir tarafında elektrik yok. Bu çağda ve bununla ilgili ciddi bir doğru düzgün açıklama dahi göremedik. Niçin oldu, neden oldu, her yetkiliden farklı bir şey çıkıyor. Hemen arkasından çok acıdır ki Cumhuriyet tarihinde ikincisi oluyor. Bir savcımızın katledilmesine tanık olduk. Ve bir sürü karanlık soru var orada. Kapatılan bir sürü soru var. Bunların cevabını Demokratik Sol Parti iktidarında tek tek alacağız. Herkes Yüce Türk Milleti'nin hakimlerinin, savcılarının huzurunda hesabını verecek. Yargının bağımsızlığı mutlaka sağlayacağız. Yargının siyasallaşmasını engelleyeceğiz. Bugün yaşadığımız süreç bu. Arkasından Türkiye'nin yine en güvenilir bir emniyet binasına saldırı düzenlendi. Daha 24 saat geçmedi bir ilimizde bir takım çatışmalar gündeme geldi. Bir futbol takımımıza bir saldırı düzenlendi. Bunları alt alta koyduğunuzda 7 Haziran öncesi nelerin yaşanabileceği ve nelere doğru gidebileceğimizin aslında birer göstergesidir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Seçimde sandıklarda tüm partilerin üyelerini ki biz bir sandık görevlisi bulunduramıyoruz, müşahit bulunduruyoruz ki müşahitlerimizi biz de hazırladık. Herkesin sandığa sahip çıkması gerekiyor. Sandıklarda sayım esnasında gerekirse jeneratör olma zorunluluğu var. Çünkü çok illerlerle karşı karşıya geliyoruz. Sanıyorum iktidarın değişmemesinin de cevaplarından bir tanesi bu. Yazılım anında oylar aktarılıyor. Ben de yaşadım. Büyükşehir adaylığı sürecinde benim de bu noktada bir takım kayıplarım oldu. Telefonlar geldi, şurada şu aktarılıyor, burada bu aktarıldı diye. Bunları en üst düzeyde, en hassasiyetle takip etmek gerekiyor. Ve burada hile veya hata. Ama sonuç itibariyle seçimin
ve geleceğini etkileyecek bir şey çıkıyor ortaya. Yine dijital veri tabanında da hile de yapabiliyorsunuz, hata da yapabiliyorsunuz. Bunların sonuna kadar takipçisi olmak zorundayız ve takip edeceğiz. Şunu da tekrar ifade etmek istiyorum ben. Bakın bugün bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de başta ekonomi, iç güvenlik, dış güvenlik ve arkasından eğitim. Eğitimde de çok ciddi sıkıntılarımız var. Demokratik Sol Parti döneminde kesintisiz 8 yıl eğitime geçmiştik. İnsanlarımız gayet mutluydu. Eğitim seferberliği başlamıştı ve ardından 11-12 yıl kesintisiz eğitime geçecektik. Ama o Irak'la başlayan süreç itibariyle biz iktidardan uzaklaştırıldık. 1 milyon Müslümanın hayatını kaybetmesine neden olan bir süreç yaşandı bu dünyada. Binlerce Müslüman insan kadın tecavüze uğradı. Birçok insan intihar etti. Bunlar bu iktidar döneminde yaşandı hepsi. Hepsini yaşadık biz. O yüzden Demokratik Sol Parti yeniden iktidara geldiğinde bu 4+4+4 rakamını kenara atacağız. Bir kenara bırakacağız. Bu rakamda kız çocuklarımızın zaten okuma oranı düştü. Türkiye'de sabah bir şey söyleniyor, akşam bir şey söyleniyor. Devlet adamı demek ciddiyet gerektirir. Doğrultu tutarlılığı gerektirir. Bugün söylediğinizi 5'ten sonra farklı bir şekilde açıklayamazsınız. Veya 3 gün sonra farklı bir şey açıklayamazsınız. Hangi olaya el atarsanız atın, aykırı ve birbiriyle çelişen ifadelerle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir ülke yönetimi olamaz. Ülke yönetimi ciddiyet gerektirir. Devlet adamlığının başlangıcı zaten ciddiyettir ve halk için, halkın için ve ülken için mücadele etmeyi gerektirir. Onların yaşamını düzenleyecek şeyleri yapmayı gerektirir ve biz Demokratik Sol Parti olarak bunları yapacağız. Yani herkesin yaşam hakkının hukuki teminat altına alınacağı bir Türkiye'de yaşayacak insanlar. Hazır öyle eriterek, borçlanarak değil, üreterek, paylaşarak. Hani son dönemlerde herkesin ağzında bir şey var. Bizim sloganlarımız, Demokratik Sol Parti'nin kuramsal sloganları birçok partinin adaylarına da herhalde fikir veriyor. Ama her şeyin orijinali burada. Öyle mavi gömlek takmak, kafaya bir kasket koymakla halkçılık falan olmuyor. Halkçı olmak için mangal gibi yürek lazım. Atatürkçü duruş lazım. Bir felsefeyi, bir tutarlılığı ortaya koyabilmek lazım. Bunu sağlayacak olan kadrolar biziz. Bakıyorum ben bazen ne ezilen ne ezen insanca hakça düzen sloganı herkesin ağzına. Aslında çok mutlu. Demek ki öğretebiliyoruz. O insanların da yeri Demokratik Sol Parti. İnsanca bir yaşam için hazır eriterek değil, üreterek biz insanımızı ancak refah düzeyini arttırabiliriz. Ulusal çıkarları daima ön plana almak zorundayız. Yargının ideolojiden, siyasal ideolojiden uzaklaşması gerekiyor. Hukukun bağımsız bir zemin içerisinde oturması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bireyin güçlünün hukukunun olduğu, hukukun gücünün olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Oysa Demokratik Sol Parti'nin iktidarında yargı reformu da gerçekleşecek. Hukuk herkese eşit olmalı. Herkese lazım çünkü hukuk. Bugün üzülerek izliyoruz hukuk insanlarına söylenen sözleri. Gerçekten yani abesle iştikal demek bile yetersiz kalıyor böyle durumlarda. Nasıl telaffuz edebiliyorlar, nasıl söyleyebiliyorlar? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Üniter bir devlettir ve parlamenter sistemle idare edilen bir devlettir. Bakın böyle tartışmalar izliyoruz. Efendim başkanlık sistemi mi? Herkes kendini bir yerlerde padişah ilan etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne başkanlık sistemine ihtiyacı var ne de bir başka modele ihtiyaç var. Bizim modelimiz kurucu irade tarafından zaten yazılmış. İlk 3 maddesi de asla değiştirilemez. Hiç kimsenin de haddi değildir değiştirilmeyi teklif etmesi dahi. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Demokratik solcular da bunun teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası ile ilgili ne enteresan sözler diyoruz. Efendim çöpe attık da onu yaparız da bunu yaparız da. Nasıl yaparsın kardeşim, sen kimsin? Nasıl yaparsın, nasıl söyleyebilirsiniz bunları? Anayasa bir ülkenin uzlaşma toplumsal yaşam senedidir. Burada eksik yanlar varsa, hatalı yanlar varsa değiştirebilirsiniz. Bir uzlaşma komisyonu kurarsınız, bütün partilerin görüşlerini alırsınız. Bunu yaparsınız, biz bunu yaptık. 75 yerde değişiklik yapıldı ama oy birliğiyle bir uzlaşıyla yapıldı. Ne demektir? Evet, onu çöpe atıyoruz, bunu atıyoruz. Söyleyecek çok sözünüz birikmiş ama artık süreyi taştık. Arkadaşlarım beni sürekli ikaz ediyorlar. Bence toparlayayım. Bir dahaki programda. Anekdotla başka programa sarkmadan şunu ifade edeyim. Bir İranlı düşünür. Diyor ki aşık olursanız yanarsınız.
Hazreti Mevlana da diyor ki aşk olmazsa yaşamak neye yarar? İşte tüm demokratik solcular, başta genel başkanımız olmak üzere bütün üyelerimiz, bütün örgütlerimizle memleketimize aşığız, vatanımıza aşığız, milletimize aşığız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e aşığız, İsmet İnönü'ye aşığız, Bülent Ecevit'e aşığız ve bu aşk olmazsa da bizler için yaşamak neye yarar diyorum. Tüm izleyenlere ve tüm yüce Türk milletine saygılar. Sağ olun, çok mersi. Evet sevgili izleyiciler, süremizi gerçekten çok açtık. Ben teşekkür ediyorum, yolunuz açık olsun diyorum. Önümüzdeki hafta başka programda buluşmak üzere. Barış dolu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Çok